Açıklama kısmındaki Instagram adresimi takip ederseniz bir dahaki videonun içeriğini ve videonun saat kaçta geleceği hakkında tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Hepinize selamlar olsun. Bugün sizlere bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları nasıl temizleyebileceğinizi göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet, ilk olarak Windows'un arama yerine geliyorsunuz ve geri yazıyorsunuz. Geri yükleme noktası oluşturur'a giriyorsunuz. Bunu yapmamızın nedeni, her zaman klasiğimiz yapmamızın nedeni, eğer bu gereksiz dosyaları sileyim derken gerekli bir dosya silerseniz buradan geri getirebilirsiniz o sildiğiniz dosyayı. Yani yapacağınız işlem şu: yerel şeyi seçip yapılandır basıp buradan sistem korumasını açıyorsunuz. Bunu da 6 GB, 5 GB tarzı bir şey ayarlayın, fark etmez bu. Hemen bu şekilde ayarladıktan sonra uygula tamam diyorsunuz. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu oluştur diyorsunuz. Mesela geri yükleme yazacaksınız, oluşturacaksınız. Hemen bir şey daha göstereceğim. Hani buna bağlantılı bir Windows'taki gereksiz dosyaları temizleme gibi bir olay daha var. Göstereceğim şimdi. Siz daha önce buradan yedek aldınız, mesela benim videomda izlediniz. Yedek aldınız bir sorun olacak diye. Ama yaptıktan sonra hani bir sorun oluşmadı. Bütün ayarları yaptıktan sonra sorun oluşmadı. Buraya geliyorsunuz, yapılandır dediğinizde bakın şurada geçerli kullanım 473 MB. Şu an benim bilgisayarımda 473 MB boşu boşuna duruyor. Yani ben yedek aldım, bir sorun oluşmadı bilgisayarımda. Bir sorun oluşmadığı halde ben hala bu 473 MB'ı bilgisayarımda tutuyorum. Eğer hani yedek aldıktan sonra bilgisayarınızda sorun oluşmadıysa, yani yedek aldıktan sonra değil, daha doğrusu ayarları yaptıktan sonra sorun oluşmadıysa, yeniden başlattığınız bilgisayarınızda sorun oluşmadı, buradan bunu silin. Böyle bu şekilde devam dediğinizde siliyor. Buradaki geçerli kullanım sizde daha da fazla olabilir. Bende şu an 473 MB olarak gözüküyor. Bu sizde daha fazla olabilir. Benim verdiğim dosyaya giriyorsunuz. Burada benim verdiğim dosya temizlemeye girip dosya temizleyici var, gördüğünüz gibi. Bunu açıyorsunuz. Bu basit, benim basitleştirdiğim bir program. Hemen burada ilk önce temp dosyalarını siliyor. Buraya bir yazıp enter'a bastığınızda temp dosyaları karşınıza açılıyor. Hemen bu şekilde açıldığında şunları şöyle açalım. Devam diyeyim bu arada açılanlara. Şimdi bunu bir kere, bir tanesine tıkladım. Ctrl A dedim. Hepsini seçtim ve sağ tık sil de yapabilirim. Delete ile de silebilirim. Veya Shift Delete yaparak tamamen geri dönüşümü atmadan da silebilirim. İstediğiniz gibi yapın. Bu şekilde bunu da. Evet, burası zaten boşmuş. Bu şekilde geri dönüşümden de silmeyi unutmayın. Tamam, bu şekilde silelim. Şimdi burada bir tuşa basın diyor. Bastık bir tuşa. Geri geldiğimizde 2. Disk temizleme diyor. 2'ye basıp Enter'a basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz buna. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi 82 MB diyor. Bende hepsi seçili. Burada sizde indirilenler klasörü olabilir. İndirilenler klasörü de tarayıcıda indirdiğiniz şeyler, yani indirdiğiniz şeyleri kaydeden yer klasör yani. O şekilde bende olmadığı için şu an Windows'um son sürümünde burada gözükmüyor artık o. İyi olmuş. O şekilde 82 MB çıkıyor. Bunların hepsini tamam dosyaları sil dedim, diyelim ki sildim. Sildikten sonra kapanıyor zaten. Buraya gelip yine bir tuşa basıp bir daha 2 yazıp buraya giriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu sefer sol alttaki sistem dosyalarını temizliyorsunuz. Burası da Windows Update artıkları olsun, Windows'un kendi artık dosyaları, farklı artık dosyaları olsun, onlar var. Bakın zaten burada 3.45 GB, bakın görüyorsunuz şu an kaç GB? 3.54 GB da burada var. Yani bu şekilde hemen hemen 5 GB'ı buradan aradan çıkartmış olduk. Bu şekilde bunu da siliyorsunuz. Bu arada bunları silince, böyle silerken size bir soru soruyordur, evet hayır diyordur. Yani hiçbir sıkıntı çıkmaz bunları silmekte. Bu Windows Update artık dosyaları. Yani Windows'u update yapıp sonra yani gerek kalmadığı için update dosyalarına bu şekilde yer kaplıyor boşu boşuna. O yüzden bu şekilde temizleyin. Evet, yerel disk C, yani Windows şartlı olan diskinizin içine geliyorsunuz. Buraya girdiğinizde Windows'un içine giriyorsunuz. Buradan da bir tanesine tıklayın ve S tuşuna basın. S tuşuna bastığınızda biraz aşağı indiğinizde Software Distribution, gördüğünüz gibi bu şekilde bu klasörü buluyorsunuz. Buradan Download'a geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi artık dosyalar var. Şimdi hemen bunların kaç megabayt olduğuna bakalım. 576, 570, işte 570 megabaytlık bir artık dosya var burada. Bunlar da Software Distribution klasörünün içindeki download, update'in gereksiz dosyaları, yine aynı şekilde Windows Update'in gereksiz dosyaları. O yüzden bunları da aynı şekilde siliyorsunuz. Zaten videonun başında yedek aldıysanız, hani silseniz de, geri dönüşümden silmeyi unutmayın bu arada. Buradan silseniz de, videonun başında yedek aldıysanız oradan geri döndürebilirsiniz bir sorun oluştuğu zaman bilgisayarınızda. Evet, yine bu bilgisayarın içine giriyorsunuz. Burada sol üstteki görünüm menüsüne tıklıyorsunuz. Buradan seçenekler tıklıyorsunuz ve burada yine görünüm menüsüne geliyorsunuz. Burada bakın gizli dosyalar ve klasörler var. Burada gösterme olarak işaretlenmiş sizde. Bunu işaretliyorsunuz, uygula diyorsunuz. Şimdi bunu işaretlemenizdeki neden, mesela bir yerde
Gizli bir dosya vardır. Belki siz görmemişsinizdir. Belki de yanlışlıkla gizlemiş olabilirsiniz. Gizli bir dosya varsa ve gereksizse silebilirsiniz yani bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra genel bölümüne geliyorsunuz. Burada bakın gizlilik bölümünden dosya gezgini geçmişini temizle. Bundan da temizliyorsunuz ki daha fazla alan kazanabilirsiniz. Bu şekilde temizliğe bir kere basmanız yeterli oluyor ve tamam diyerek bu şekilde kapatabilirsiniz. Eğer gereksiz dosyalara baktınız, hani görünmez dosyalara, kapatmak isterseniz de görünüm menüsünden sürücüleri gösterme olarak işaretlerseniz şu şekilde gizli dosyaları göstermez. Evet, Google Chrome'a geliyorsunuz. Google Chrome'a geldiğinizde şu sağ üstteki şu 3 noktaya tıklayıp ayarlar menüsüne geliyorsunuz. Ayarlar menüsüne geldiğinizde azıcık aşağı indiğinizde burada tarama verilerini temizle diyor. Şimdi tarama verilerini temizle derken geçmişe silmek gibi bir durum söz konusu değil şu an. Ona göre işaretleyeceğiz biz. Hemen buna basalım. Bakın burada tarama geçmişini işaretlemedim ben. Çerezleri de işaretlemedim. Aslında çerezleri de işaretlemem lazım ama bazen oturumunuz kapatılır yazıyor zaten, bakın gördüğünüz gibi. O yüzden oturum kapatılacağı için işaretlemedim. Hani şifreleriniz falan bilmiyorsanız, unuttuysanız o şekilde kapatılabilir. O yüzden işaretlemedim ben. Burada ön belleğe alınan resimler ve dosyalar diyor. Bunlar gereksiz. Ön bellek zaten söylüyor. Ön bellekte olduğu için gereksiz dosyalar. 228 MB olarak gözüküyor. Şimdi ben bunu gelişmiş bölümüne geleyim. Bir de son saat demişiz. Tüm zamanları falan seçsek daha fazla çıkar mı? Evet, tam 228 MB yer açıyor yani. O şekilde seçebilirsin. Ben son saat olarak seçtim şimdilik. Tarama geçmişi diyor. Buradan tarama geçmişini işaretlemeyeyim. Başka çerezleri de işaretlemedim. Bu şekilde başka farklı bir şey. Site ayarları falan. Zaten yok diyor burada. Bu şekilde gereksiz hani benim bir ayarlarımı etkileyecek bir şeyi buradan işaretlemedim. Temelde gördüğünüz bu şekilde. İstersen aslında tüm zamanlar da yapabilirim. Zaten ona göre işaretledim. Bu şekilde tüm zamanlar yaptım. Buradan da tüm zamanlar yaptığımda burada gözüküyormuş zaten. Tamam. Tarama geçmişi, çerezler falan. 228 MB. Bu şekilde seçtim. Verileri temizle dedim. Bu şekilde de 228 MB'lık bir alan açmış oldum buradan da. Yani sizde bu daha fazla da olabilir. Ne kadar tarayıcıda gezindiğinize bağlı bu tamamen. Benim her klasöre giriyorsunuz. Buradan program klasörüne girinizde bu programı çalıştır deyip İleri ileri diyerek kurabiliyorsunuz. Zaten bedava bir program. Crack falan yapmanıza gerek yok. Hemen ben açayım bunu. Wise Disk Cleaner bu şekilde. Biliyorsunuz, bildiğiniz üzere CC Cleaner bilgi sızdırdığı için şu an kaldırıldı diye biliyorum. Daha fazla araştırma yapmadım ama öyle şeyler duymuştum. Her neyse. Şimdi burada hepsini işaretlediniz diyelim ki bunların. Bu şekilde işaretledim. Ben zaten daha önce temizlediğim için 700 MB temizlenen alan diyor bakın. Hemen şöyle açalım burayı. Bakın. Burada hepsi işaretli bende. Gördüğünüz gibi. Burada sizde gereksiz, yani gerekli bir şey varsa işaretlemeyebilirsiniz. Mesela ne gerekli sizin için? Mesela Windows yedekleme. Siz demin yedekleme yaptınız ya, bunu işaretlemeyin, yedeklemeyi siler. Orada göstermiştim zaten videonun başında. Orada da dosyalarını yapabilirsiniz diye. Geri dönüşüm kutusundakileri de siliyormuş. Bakın burada işaretliyor. Bu şekilde bakın, hani bunlara bakarak yapın. Ben gerek yok, benim hepsini silebilir. Bir tek yedekleme kalsın. Bu şekilde web browser cache gelelim. Burada bunları da silebilir ön belleğine gerek. Zaten biz silmiştik Chrome için ama bakın burada Microsoft Edge ve Internet Explorer için de gösteriyor. Şöyle bir şey var. Ben sadece Google Chrome'un ön bellekteki dosyalarını silmeyi gösterdim. Diğer tarayıcılar için de aynı şekilde. Ayarlara girersiniz. Geçmişi sil gibi yere geldiğinizde orada zaten aynı Google Chrome gibi ayarlar mevcuttur. O şekilde diğer uygulamalara gelin. Burada hepsini seçtim. Gerek yok zaten. Hepsini silebilir. Burada arama geçmişi diyor. Arama geçmişini silmesin. Bu şekilde diğer son kullanılan belgeler falan filan, bunları da işaretledim. Burada başka, bunları ben hiç ellemedim. Bunu çok fazla da ellemenizi önermiyorum. Belki yerel depolamayı silebilirsiniz. Bakın burada zaten oturum kayıtlı şifreler falan filan. Yani hepsini okuyarak kendinize göre seçin. Bu şekilde burada bileşenleri hepsini işaretledim ben. Bunların hiçbirine gerek yok artık dosyalarına. Çerezleri de işaretledim. Çerezleri de silsin bu şekilde. Bu şekilde yaptıktan sonra taramayı başlat diyorum. Biraz böyle bekletiyor size. Evet, bu şekilde Google Chrome çalışıyor. Bunu kapatmak ister misin falan filan diyor. Ben şu an ön bellek ve çerezleri şu an videoda olduğum için kapatmayacağım, yani silmeyeceğim. Buna hayır. Siz evet diyebilirsiniz Google Chrome'u kapatıp. Şu an 77 MB
silindiğini söylüyor ama ben daha önceden 700 MB sildiğim için 77 sildi. Bu size daha fazla olabilir tamamen. Ve bu şekilde olduktan sonra temizliği başlat diyorsunuz. Burada diyor ki cookie'leri de sileceğim diyor. Yani çerezleri falan da sileceğim diyor. Evet diyorsunuz. Ve bu şekilde 77 MB'lık bir alan kazandım ben. Ama daha önce 700 MB, yani videodan önce denediğim için bu programı 700 MB silmiştim. Şimdi de 78 sildim. Yani hemen hemen 800 MB'a yakın bir şey sildim. Bu sizde farklı olabilir tabii ki. Windows'un arama yerine geliyorsunuz. Buraya CMD yazıyorsunuz. Yani komut sistemi. Sağ tık yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Buraya şimdi IP config yazıyorsunuz bu şekilde. Boşluk veriyorsunuz bir kere. Slash koyuyorsunuz. Flash DNS yazıyorsunuz. Bu şekilde. Yazdığınızda Enter'a basıyorsunuz ve bu şekilde başarıyla silindi diyor. Bu DNS ön bellek dosyalarını siliyor, yani gereksiz dosyaları siliyor. Hem mesela Google Chrome'da veya tarayıcıda gezindiğiniz zaman yeni açılan siteleri, hani açtığınız siteleri biraz daha hızlandırma ihtimali var. Ve gereksiz DNS dosyalarını da siliyor bu şekilde. Windows'un arama yerine geliyorsunuz, buraya konum yazıyorsunuz ve konum gizlilik ayarlarına giriyorsunuz. Buradan aşağıya indiğinizde bakın. Bunu kapatmanızı önerebilirim. Eğer konum kullanmıyorsunuz bilgisayarınızda da konumunuz belli etmemek için. Bu şekilde buradan bakın, bu cihazda konum geçmişini temizle deyip buradan bunu da temizliyorsunuz ki daha fazla alan kazanabilirsiniz bu şekilde. Windows'un arama yerine geliyorsunuz, yüzde, local, app, data, yüzde yazıyorsunuz ve bu şekilde bu klasöre gireceksiniz. Girdiğinizde bir tanesine tıklayın ve S tuşuna basın. Eğer Spotify kullanıyorsanız yapın bu arada bunu. Spotify klasörüne giriyorsunuz. Buradan data'ya giriyorsunuz ve bu gördüğünüz gibi bunlar gereksiz dosyalar şu an. Bu şekilde hepsini seçtiniz. Sağ tık özellikler diyelim. Bakın 1.5 GB da buradan kazanıyorum. Bu tamamen sizin bilgisayarınızı kullanmanıza kalmış. Ben bilgisayarım biraz olsun temiz kullandığım için 1.5 GB olmuş. Siz de bu hani 5 seneden 6 seneden beri hiçbir temizlik yapmadıysanız bilgisayarınıza, ya da 1 sene diyelim, 1 seneden beri de yapmıyorsanız bayağı artık dosya burada da çıkabilir. En başta videonun en başında gösterdiklerimde de çıkabilir. Bu şekilde hepsini seçtiniz, siliyorsunuz ve 1.5 GB'dan bu şekilde kurtulmuş oluyorsunuz. Geri dönüşünden silelim hemen. Windows'un arama yerine geliyorsunuz. Yüzde, local, app, data, yüzde yazıyorsunuz ve bu şekilde buna giriyorsunuz. Buradan bir tuşa basıp N tuşuna basıyorsunuz ve Nvidia olana geliyorsunuz. Nvidia'ya giriyorsunuz. Gcache var. Bu şimdi bende silinmiyor. Gcache'de gereksiz dosya. Bu şekilde silinmiyor. Sizde siliniyorsa bunu silebilirsiniz. Aynı zamanda Nvidia Corporation'a giriyorsunuz. Burada da Nvidia Cache dosyası var. Nvidia alt-cache gibi bir dosya varsa onun içine girip onun içindekileri de silin. Bende şu an yok. Sizde varsa silin bu şekilde. Daha fazla alan kazanabilmeniz için. Evet, yine bu bilgisayarın içine giriyorsunuz. Burada C diskinin içindeki gizli dosyaları görmek için. Videonun başında demeyelim de videonun ortalarında bir yerinde göstermiştim. Hemen buraya girdiğinizde işte seçeneklerden görünüm menüsüne gelip şu gizli dosyaları ve klasörleri göster işareti uygula deyip tamam diyorsunuz. Burada program data çıkıyor, bu şekilde bunun içine giriyorsunuz ve burada Nvidia ve Nvidia Corporation var. Şimdi ilk önce Nvidia'nın içine girelim. Burada gerçi bunlar biraz şey dosyalar, yani çok yüksek değil, bunları silmeyin, belki sorun oluşabilir. Ama Nvidia Corporation'ın içine girip burada bakın Nvidia Cache var, bunun içindekilerini silebilirsiniz. Bunlar tamamen gereksiz bu şekilde. Bakalım burada 284 MB, bu sizde daha fazla da olabilir, bunu bilemeyiz. Bu şekilde hemen bunları da silinmeyenleri atla diyor, zaten silinmeyenler bu şekilde silinmiyor. Burada başka Nvidia Hub'da bir şey yoktur zaten ve bu şekilde Nvidia Cache'in içinde varsa dosyalar, hatta bunlar ne silinmiyor değil mi? Bu şekilde silinmiyor. Eğer siliniyorsa işte silinenleri silin ve buradan da bir 200-250 MB falan alan çıkartabilirsiniz. Ama bende 250 çıktı, sizde 450-500, belki de 1 GB'a kadar çıkabilir, onu bilemeyiz. Tamamen bilgisayarı nasıl kullandığınıza bağlı. Geldik videomuzun sonuna. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım da işinize yaramıştır. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanala beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.